Görmedin mi? Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Günaydın dedeciğim. Nasılsın? Günaydın Ahmet. Hamdolsun iyi. Gel bakalım. Sen nasılsın evladım? Ben de iyiyim. Seni ne zaman görsem hep bir şeyler okuyorsun dede. Hiç sıkılmaz mısın? Evladım, insan okumaktan, yeni şeyler öğrenmekten sıkılır mı? Sonra Allah-u Teala'nın ilk emri oku. Biliyorsun bizim dinimiz okumaya, ilme çok değer verir. Her zaman okumanın ve ilmin erdemlerinden bahseder. Dedeciğim, ben senden dinlemeye bayılıyorum. O kadar güzel anlatıyorsun ki sanki olanları yaşıyor gibi oluyorum. Bugün ne anlatacaksın dedeciğim? Bugün sana peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'i ve fil vakasını anlatacağım. Gerçek bir hadise. Zalim Ebrehe ve başına gelenler. Hani şu Kabe'yi yıkmak isteyen kötü kalpli adamın hikayesini mi? Hadi dede, anlat ne olur. Çok merak ediyorum. Peki evladım. Kötü kalpli Ebrehe ve onun başına gelenler. Gerçekten bütün insanlar için bir ibret vesikası. Azgınlar için Allah'ın gazabının ne kadar mahvedici olduğunu bütün dünyanın gördüğü ve işittiği bir hadise. Fil hadisesi. Şimdi sana bu hikayeyi anlatacağım. Hasan'la Cemil geldi. Gelin hemen oturun. Dedem yeni anlatmaya başladı. Selamun aleyküm. Ahmet, Ali dede nasılsınız? Ve aleyküm selam. Gelin çocuklar, gelin. Hadi oturun şöyle. Dedeciğim, onları ben çağırmıştım. Onlar da seni dinlemeyi çok istiyorlar. Tabii ki evladım. Elbette gelip dinleyebilirler. Ne zaman isterlerse. Yaşasın! Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet çocuklar, dinleyin öyleyse. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de Kureyş'ti. Ve Kabe'nin bakımı ve hacılarla ilgilenme işi de Kureyş'in hakkıydı. Bu kutsal görevi Kureyş adına peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib yapıyordu. Henüz gençti o zamanlar. Bazı geceler Kabe'nin yanında Hazreti İsmail ve Hacer validemizin gömülü bulunduğu duvarın yanında gecelerdi. Bir gece yine öyle yaptı. Yıldızların gökyüzünde birer kandil gibi yandığı bir geceydi. Abdülmuttalib üzerinde ince bir örtü olduğu halde uyuyordu Hicr'in yanında. Birden yanı başında bir gölge beliriverdi. Abdülmuttalib. Abdülmuttalib. Tatlı berraklığı kazıp çıkar. Sen de kimsin? Ey ihtiyar, tatlı berraklık nedir? Söyle bana. Hadi söyle, tatlı berraklık nedir? Zemzemi kaz. Zemzem nedir? Daha önce hiç duymadım. Zemzem atalarından sana kalan bir mirastır. O hiçbir zaman kurumaz. Onunla hacılara su ver. O mübarek bir sudur. Peki onu nerede arayacağım? Zemzem suyunu nasıl bulacağım? Bana yerini tarif et. Abdülmuttalib evladım, onu karınca yuvasının yanında kuzgunların indiği yerde kan ve gübre dolu bir taşlıkta ara. Zemzemi kaz ve bul. Dur gitme. Kimsin sen? Git bekle gitme. Gitme, biraz daha konuş benimle lütfen. Gitme. Bir rüyaymış. Kimsecikler yok. Sonradan kaybedilmiş bir su.
atalarımdan kalan bir miras. Onu arayacağım, onu bulacağım. Zemzem suyunu bulacağım. Onu kazacağım ve çıkaracağım. Yüce Allah'ım, atalarımın mirasını bulmama, hacılara senin evini ziyarete gelenlerin susuzluğunu gidermem için, yanmış yürekleri suya kandırmam için bana zemzemi göster Allah'ım. Zemzem burada mı yani? Zemzem'i burada mı bulacağım ben? İşte karıncalar. Her yer kana bulanmış. Evet. Yaşlı adamın söylediği yer burası olmalı. Mutlaka burası. Burayı kazıp Zemzem'i bulacağım. Atalarımdan kalan mirası bulacağım. Abdülmuttalip oğlu Haris'le birlikte kayalıkların arasını kazıyordu. Etrafında Kureyşliler toplanmış, yaptığı şeye bir anlam vermeden bakıyorlardı. Abdülmuttalip Kureyş'in en seçkin şahıslarındandı. Gariplerine gitmişti onun böyle bir çöplüğü kazması. Olmalı. Evet, kuyu burada. Hubel adına. Bu büyük babamdan işittiğim kutsal kuyu olmalı. Bundan eminim. Güzel bir su, billur gibi. Hem de Mekke'nin tam ortasında. İnanılmaz. Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Zemzem'i buldum. Ah, şükürler olsun. Yıllardır aradığımız kayıp suyumuz bulundu. Hem de ne kadar yakınımızdaymış. Yücelat, sana şükürler olsun. Sonunda dualarımız kabul olundu. Mübarek su bütün güzelliğiyle ortalarında parlıyordu. Ataları Hazreti İsmail'in ve anneleri Hacer'in yadigarıydı bu su. O zamanlar ıssız ve taşlık bomboş bir araziydi burası. Kendilerini buraya bırakıp gittiğinde anne ve çocuk yapayalnız kala kalmışlardı. Bir süre sonra susuzluk had safhaya çıktığında anne Hacer su bulmak umuduyla sağa sola koşuşturmaya başlamıştı. Fazla da uzaklaşamıyordu. Korkuyordu başına bir şey gelmesinden. Yine koşup gelmişti oğlunun yanına ve o anda işte o anda birden ne görsün? Gözlerine inanamamıştı.
Oğlu İsmail sıcak kumların arasından fokurdayan tatlı bir su ile oynuyordu. Anne suyun akıp gitmesinin korkusuyla kendi dilinde şöyle dedi. Ey Rabbimiz, yaptığımız bu ameli bizden kabul buyur. Hiç şüphe yok sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sadece sana teslim olan iki insan yap. Bizim soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize tutmamız lazım gelen yolu, yapmamız gereken amelleri göster. Tövbelerimizi kabul buyur. Hiç şüphe yok sen tövbeleri kabul edersin. Pek merhametlisin. Ey Rabbimiz, o ümmet içinde kendilerinden olan her bakımdan ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları her bakımdan tertemiz hale getirecek olan bir peygamber görevlendir. Hiç şüphe yok sen her şeye galip, hükmünde hikmet sahibi olansın. İşte ilk kez böyle yükseldi Kabe'nin duvarları. İki mübarek peygamberin ellerinde dualı dilleriyle Allah için bir beyt-i mamur inşa ettiler. Buraya gelen herkes sonsuz rahmetten istifade edecek, kurtuluşa erecekti. Miladi 571 yılı, kızgın çöllerle kaplı Arap Yarımadası ve Mekke, sıra dağların çevrelediği vadide Allah'ı yüceltmek için inşa edilmiş ilk ev. O sıralar Yemen'de Ebrehe adında bir kral hüküm sürmekte. Ebrehe, Sana şehrinde bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği bir tapınak yaptırdı. Bu katedral için Saba Melikesi'nin terk edilmiş saraylarından mermerler getirdi. Altından haçlar, fil dişi ve abonozdan minberler yaptırdı. Yemen'in ileri gelenleri, sizin niçin çağırttığımı biliyorsunuz. Tüm Arap ülkesinin en büyük tapınağını yaptırdım. Hiçbir masraftan kaçınmadım. En kıymetli kumaşlarla, halılarla süsledim. En iyi mimarlar yapabileceklerinin en iyisini ortaya koydular. Her köşesi altınla kaplandı. Ama öyle olduğu halde neden kimse umursamıyor? Neden kimse oraya gitmiyor ve hak ettiği saygıyı göstermiyor? Neden hala Kabe'ye gidiyorlar? O basit taş binaya. Söyleyin, cevap verin bana. Söyle Bilge Musaddak, neden durum böyle? Yüce Ebrehe, dediğiniz gibi çok basit bir yapı bu. Belki de işin sırrı, inceliği burada. Bunu yapan insanın Allah önündeki zayıflığını göstermeye çalışmış olmalı. O basitlik ve sadeliğin insana bir huzur verdiğini söylüyorlar. Ve oraya girdiklerinde derin bir emniyet ve huzur duygusu kaplanmış insana. Kabe'nin Allah'ın evi ve onun merhamet ve şefkatinin bir sembolü olduğuna inanıyorlar. Ziyaret ettiklerinde günahlarını bağışlayacağına inanıyorlar. Bunlar cahil bedevilerin avuntularından başka bir şey değil. Besbelli ki Kabe'ye büyük bir ticari kazanç gözüyle bakıyorlar. Böyle bir kaynağı kaybetmek istemiyorlar elbette. Herkes para kazanmak istiyor. Bu yüzden onlar da Kabe'yi yapmış olmalılar. Başka bir gerekçesi olamaz. Efendim, bu konuda çok haklısınız. Her sene tekrarlanan hac ibadeti sayesinde insanlar alışveriş yapıyor, para harcıyorlar. Üstelik bir ibadet söz konusu olunca insanlar çok cömertleşiyor. Bu yüzden oranın sahipleri de oldukça yüksek miktarlarda paralar kazanıyor. Bunun farkındayım. Hem bu putperest Arap kavimlerini Yüce İsa'nın yoluna davet etmek, hem de böylesine bir ticari imkanı Yemen'e kazandırmak niyetindeyim. Bana bu konuda nasıl yardım edebileceksiniz, iyice düşünün ve cevap verin. Yüce Ebrehe, bunun için o basit taş yapıdan başlamak iyi bir fikir olur. Çünkü Arabistan'daki
tüm inanç ve ticari dünyanın kalbi Kâbe'dir. Bunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir efendim. Ebrehe aldığı cevaplardan sonra ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Demek ki Kâbe olduğu müddetçe insanlar yaptırdığı tapınağa asla itibar etmeyeceklerdi. Artık sabrım tükendi. O zaman yapılacak tek şey Kâbe'yi yok etmek. Hemen sefer hazırlıklarına başlansın. Arapları mabedime çekmekte başarısız oldum. Bunu muhakkak engellemeliyiz. Böylece zalim Ebrehe kendisinin inşa ettirdiği tapınaktan başka Arapların hac yapacak yeri kalmasın diye Kâbe'yi yıkmaya karar verdi. Beni dinleyin. Yemen'in asilleri, şimdi gidin ve hazırlıklara başlayın. Tabii ki filmi de getirin. Orayı onunla yıkacağım. Üstüne bizzat ben bineceğim. Yerle bir edeceğim Kâbe'yi. Bütün Arapları önümde diz çöktüreceğim. Hepsi, ama hepsi yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Bu böyle bilinsin. Ebrehe'nin ordusu o zamanlar bulunduğu bölgenin en güçlü ordusuydu. Sarayından o muazzam ordusunu saf saf dizili görünce kendini dünyanın en büyük hükümdarı zannederdi. Kibir ve gurur ta yüreğinin içine işlemişti. Ordusunda filler de vardı. Muhteşem bir güce sahip olan filler yürüyüşe geçtiler mi, önlerindeki her şeyi yerle bir ederdi. Şimdi Ebrehe çok sevdiği filini Kâbe'yi yıkması için hazırlatıyordu. Kâbe'den daha iri binaları parçalatarak bu sefere hazır hale geldiler. Nihayet ordu hazırlıklarını tamamladı. Ebrehe hareket emrini verdi. Hadi askerler, Kâbe'nin sonunu getirmeye gidiyoruz. Kalabalık bir halde yürüyüşe geçildi. Ordudaki iri fil hemen dikkati çekiyordu. Rengarenk kumaşlarla süslenmiş, parlak sinler ve işlemeleriyle hayranlık ve korku uyandıran bir görünüm kazanmıştı. Ebrehe'nin ordusu hızla yol almaya başladı. Mekke ile aralarında Taif şehri vardı. Ey Taifliler, ey Taifliler! Herkes beni dinlesin! Dinleyin beni! Hey, neler oluyor? Burada kim? Nereden çıktı? Yemen Meliki Ebrehe büyük bir orduyla bu yöne doğru geliyormuş. Mekke'ye Kâbe'yi yıkmaya geliyormuş. Ordusunda kocaman filler var. Kâbe'yi yerle bir edecekmiş. Öyleyse bunda telaş edecek bir şey yok. İyi ya, böylece şehrimizdeki Yüce Lat Mabedi bütün Arapların yeni mabedi olur ve bundan kazanç elde edebiliriz. Ya Kâbe ile birlikte Yüce Lat'ın mabedini de yıkarsa? Buna ne diyorsunuz? Katlanabilecek misiniz? Yüce Lat korusun. Böyle bir şeyi asla düşünmemiştim. Evet, haklısın. Lat adına böyle bir şey bize yaşatmasın. Buna asla katlanamayız. Ey Taifliler, beni dinleyin. Öyleyse hemen bir haberci çıkarıp Ebrehe'nin Mekke'ye doğru gitmesine rehberlik edelim. Ona yardımcı olursak bize asla dokunamaz. Evet, doğru. Ebrehe'yi iyi karşılayalım. Mekke'ye kadar biz götürelim. Öyleyse bu görevi ben yaparım. Onu gidip ben karşılarım. Çünkü Taif'e çok yaklaştılar. Bunun önlemini almak lazım. Yüce Lat yardımcın olsun. Sakın Ebrehe ve ordusunu Taif'e sokma. Lütfen bize yardım et. Bu tarafa doğru gelen bir atlı var.
Dur atlı, ne istiyorsun? Canını mı susadın yoksa? Ben Taif'ten geliyorum. Beni Yüce Ebrehe'ye götür. Ona söyleyeceğim çok önemli şeyler var. O halde beni takip et yabancı. Umarım iyi bir nedenin vardır. Sana bir şey söylemeliyim. Ebrehe gereksiz yere rahatsız edilmekten hiç hoşlanmaz. Evet Taifli. Ne için geldin huzuruma? Bu kısıtlı süreyi iyi kullan. Yüce Ebrehe, ben sadece Taif halkının size yol göstermem için gönderdiği bir rehberim. Kabul buyurursanız size Mekke'ye kadar refakat etmek istiyorum. Böylece Kabe'ye kolayca ulaşabileceksiniz ve ben size yardımcı olacağım efendim. Bak hele, demek Taifliler bana yardımcı olmak istiyor. Neden acaba? Yoksa Lat'ın mabedine dokunmamam için mi? Hayır Yüce Ebrehe. Taif halkı sadece size dostluğunu göstermek istedi. Neyse fark etmez. Benim Lat'la işim yok. O sizin tanrınız. Ben Kabe'yi yok etmek istiyorum. Tamam, hizmetini kabul ediyorum. Bizi en kısa yoldan Kabe'ye götür. Aksi takdirde ölürsün. Elbette Yüce Ebrehe, bana güvenebilirsiniz. Sizi en kısa yoldan oraya götüreceğim efendim. Bundan emin olabilirsiniz. Mekkeliler Ebrehe'nin niyetini ve yola çıktığını haber aldılar. Kureyş'in soyluları, buraya toplanmamızın nedeni kutsal mabedimiz Kabe'nin karşı karşıya kaldığı bu zor durum. Şimdi hep birlikte bir karar vermemiz gerekiyor. Ebrehe ve ordusu Kabe'yi yıkmak üzere yola çıkmış, Mekke'ye doğru geliyorlar. Ya savaşacağız ya da boyun eğeceğiz. Ben Abdülmenaf oğullarının fikrini beyan ediyorum. Bizce kesinlikle savaşmalıyız. Acele karar vermeyelim. Ebrehe ile görüşelim. Belki onu bu fikrinden caydırabiliriz. Bence bütün Arap kabilelerine hızlı süvariler çıkartıp yardım isteyelim. Zaman kazanabilirsek güçlü bir ordu toplayabiliriz. Bence Ebrehe'yi bir suikastle öldürelim. Böylece lidersiz kalan ordu dağılır gider. Bence bu doğru bir davranış olmaz. Bırakın yıksınlar. Onlar gittikten sonra biz yeniden yaparız. Böylece Mekke'nin ileri gelenleri sabaha kadar aralarında tartıştılar. Ve Ebrehe'ye karşı koyamayacakları fikrinde birleştiler. Abdülmenaf oğulları, Abdüldar oğulları, Kureyş'in ileri gelenleri. Herkes fikrini beyan etti. Ve ortaya çıktı ki biz Ebrehe'ye karşı duramayacağız. Ona karşı savaşamayacağız. Yarın Abdülmuttalip giderek bu mutabakatımızı Ebrehe'ye bildirecek. Kabe'yi onun sahibi olan Allah'a havale ediyoruz. O ne yapılacağını bizden daha iyi bilir. Böylece tüm Mekkeliler bir araya geldi. Uzun uzun konuştular, düşündüler. Ve Ebrehe'ye karşı koyacak güçlerinin olmadığına karar verdiler. Mekke'yi boşaltıp dağlara çekilmenin daha iyi olacağına karar verdiler. Ebrehe Mekke'ye bir elçi gönderdi. Mektupta, sizinle savaşmak için değil, sadece Kabe'yi yıkmak için geldim. Karşı gelinmezse kan dökülmeyecektir yazıyor. Elçi Ebrehe'nin mektubunu o zamanlar Mekke'nin ulusu olan Abdülmuttalib'e verdi. Bizim de sizinle savaşmak gibi bir niyetimiz yok. Ama ben de seninle geleceğim. Çünkü benim özel bir meselem var. Abdülmuttalib elçiyle beraber Ebrehe'nin yanına gitti. Ebrehe Abdülmuttalib'i gördüğünde ona saygı gösterip ayağa kalktı. Söyle bakalım, yoksa af dilenmeye, Kabe'ye ilişmememi istemeye mi geldin? Bir an önce derdini anlat. Allah'a yemin olsun ki seninle savaşacak değiliz. Zaten buna gücümüz de yok. İşte Allah'ın evi orada. Hazreti İbrahim'in yaptığı ev. Allah dilerse seni engeller. Eğer o bir şey yapmazsa biz zaten onu savunamayız. Bu cevap karşısında Ebrehe şaşırdı. Yüzünün rengi değişti. Öyleyse buraya ne için geldin? Bana ne söyleyeceksin? Ben buraya ordunuzun gasp ettiği develerimi istemek için geldim. Beni hayrete düşürüyorsun. Senin ve atalarının kutsal mabedi olan Kabe'yi bırakıp develerinin derdine mi düştün? Ben develerin sahibiyim. Elbette Kabe'yi de koruyacak bir sahibi vardır. Al develerini ve çek git buradan. Bu konuşmadan sonra Ebrehe, Abdülmuttalib'e develerinin verilmesini emretti.
Abdülmuttalip Mekke'ye döndüğünde olanı biteni anlattı. Ey Mekkeliler, hepiniz dağlara gidin. Saklanın ve Allah'a dua edin. Çünkü Ebrehe Mekke'ye gelmekte ısrarlı. Şehir tamamen boşaldı. Ve daha sonra Abdülmuttalip Kabe'ye doğru yöneldi. Kabe'ye doğru ilerleyip basamaklarını çıktı. Kabe'nin kapısına baktı ve sonra dua etmeye başladı. Allah'ım, bu kulun kendi evini korudu. Sen de kendi evini koru. Ahali dağlara çıkmış, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaktan alıkoyması için ey Allah'a dua etti. Ey Rabbimiz, evini koru. Ey Rabbimiz, evini koru. Ey Rabbimiz, evini koru. Ey Rabbimiz, evini koru. Yemenliler, çölün korkusuz savaşçıları, buraya Sana'dan kalkıp ta Mekke'ye giriş sebebimizi, bu meşakkatli yolculuğun nedenini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Tek amacımız Kabe denilen o basit binayı yeryüzünden ebediyen kaldırmak ve tüm Arapları Sana'da yaptırdığım kiliseye hac yapmaya zorlamaktır. Ey şerefli Yemenliler! Bu sayede hepiniz zenginleşeceksiniz. Tüm Arabistan'ın geliri basit bir şehir olan Mekke'nin değil, sizlerin olacaktır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu güçle yola çıkın. Şimdi işaretimle beraber köl aslanları gibi atılın hedefe. Sizi hiç kimse durduramayacaktır. Zaferse zenginliği doğurur. Mekke sizi bekliyor. Mekke ayaklarınızın altında ezilecek ve sizleri bağrına basacaktır. Mekke'yi yıkmalıyız. Sonra dünyanın bütün zenginlikleri bizim olacaktır. Yemen zenginleşecek ve dünyada ayak basmadık yer bırakmayacaktır. Mekke'den sonra tüm dünya da bizim olacaktır. Hadi Yemenliler, bu büyük zaferi hep birlikte kucaklayalım. Şan ve şeref bize ait olsun. Mekke hayatında görmediği acı ve ıstırabı bir anda bulsun. Mekke'yi ve Kabe'yi yakıp yıkın. Yemenliler, ileri! Kılıçlarınızı çekin ve kana doymayan sizden büyük zaferi elde etmenizi bekliyorum. İleri! İsa ve azizler aşkına hücum! 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 Ey Rabbimiz, evini koru. Ey Kabe'nin sahibi, beytini koru. Ona bir şey olmasına izin verme. Bu sadece senin elinde. Bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Beklenen an geldi. Savaş borusu çalınmış, hücum emri verilmiş. Ebrehe atının üzerinden hücum emri verdi. Yıkın Kabe'yi! Taş taş üstünde koymayın! Hadi ileri! Hücum! 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 İşte kutsal Kabe, Beytül Haram önlerindeydi. Ve bu azgın kalabalığı durduracak hiçbir güç yoktu. Ebrehe, atının üzerinde olanca kibiriyle duruyor, mağrur bakışlarla ordusunu izliyordu. Şehir tamamen boşalmış. İşleri oldukça kolay neden oldu. Durdu? Aniden fil ilkilerek duruverdi. Ne oldu bu file? Hadi oğlum. Hadi yürü. Hadi. Hadi yürüsene. Herkes file bakıyordu.
Neden oturdu bu fil? Fil çöktü. Ne oldu? Daha ileri gitmiyor. Söyleyin. Sahisa. Hadi oğlum yürü. Hadi. Hadi oğlum. Ne oldu yavrum? Neden durdun? Hadi yürü oğlum. Hadi yürü. Hadi oğlum yürü kalk. Hadi. Hadi kalk. Neden kalkmıyor bu lanet olası hayvan? Bir uğursuzluk çökertecek üzerimize. Hadi kalksana. Bakın Ebrehe geliyor. Ebrehe geliyor. Ne oluyor? Neden durdu? Fil neden duruyor? Neden oturuyor? Çabuk açıkla bana bakıcı. Bilinmez bilmeden de çöktü yüce Ebrehe. Sanki gizli bir güç onu durdurdu. Belki çöl cinleri musallat oldu hayvana. Bir türlü kaldıramadım efendim. Derhal kaldırın onu sersemler. Çöl cinleri beni durduramaz. Kaldırın. Hemen kaldıracağız efendim. Siz merak etmeyin. Fil birazdan olacakları tahmin ediyormuşçasına çökmüş. Yerinden kıpırdamadan öylece duruyordu. Hadi oğlum kalk. Hadi kalk. Kalk ve yürü. Hadi, hadi kalk, hadi. Hadi, dişlerinin sökülüp aslanlara yem olmak istiyorsun. Hadi kalk lanet olası hayvan, kalk yürü. Hadi kalk dedim sana. Mızraklanmak mı istiyorsun? Çabuk kalk. Sana öğrettiğim gibi bana itaat et. Hadi kalk. Fil umursamaz bir halde bakıyor. Lanet olsun. Hadi hep birlikte kaldırın şu hayvanı. Hadi. Başlarınızın yerinde durmasını istiyorsanız kaldırın şu mendebur hayvanı. Emredin yüce Ebrehe. Şimdi onu kaldırırız efendim. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi onu kaldırıyoruz. Çabuk olun aptallar. Bunca yolu bu hayvanın keyfini beklemek için gelmedim ben. Hadi hareket edin. Hadi. 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 Bitin. Bitin Yemenliler. Hadi. 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 Kaç hayvan çabuk kalk. Hadi. Hadi. Kaç hayvan. Hadi. Kalk lanet hayvan. Hadi. İtin hadi. Hadi inatçı hayvan hadi. 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 Uğraştırma bizi. Hadi. Hadi itin şunu. Hadi. Hadi daha güçlü hadi. Mızraklayıp kaldırın şu lanet olası hayvanı. Bir fili kaldıramadınız yerinden. Derhal mızraklayın şunu. Çabuk olun. Fazla zamanımız yok. Mızraklayın. Kaldırın şu hayvanı yerinden. Şimdi efendim hemen. Böylece bütün askerler Mekke'ye hücumu bırakıp inatçı fili yerinden kaldırmaya uğraştılar. Fil ise sanki ilahi bir emir almış gibi ve sanki birazdan olacakları tahmin ediyormuşçasına kıpırdamadan öylece duruyor. Hadi arkadaşlar hadi. Kaldıralım şu hayvanı. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi. Hadi. Mızraklar hayvanı acıtacak kadar batırılır. Hayvanın canı yanmaktadır ama kalkmamaktadır. Ebrehe iyice köpürmüş. Daha sert! Daha sert! Kaldırın şu hayvanı! Yoksa derinizi yüzeceğim sizin! Derhal kaldırın şu mendeburu! Emredersiniz yüce Ebrehe. Hemen kaldırıyoruz efendim. Mızraklar file daha sert batmaktadır. Öyle ki zavallı hayvan kanlar içinde kalmıştı. O esnada askerlerden biri tesadüfen yukarı baktığında şaşakalır. Bu da ne böyle? Bakın orada bir bulut var. Bakın bize doğru geliyor. Ufukta siyah bir bulut belirmişti. Yüce ilahlar adına. Bakın, bakın işte orada. İri bir bulut yaklaşıyor bu tarafa. Çok hızlı hareket ediyor. Duman gibi. Görüyor musunuz? Bu da ne böyle? Başka bir şey bu. Buluta benzemiyor. Bulut değil bu. Sultan Aziz'ler. Yüce ilahlar adına bu da ne çok böyle? Çok garip bir bulut bu. Bu bulut değil. Vay canına. Garip bir bulut hızla büyüyerek yaklaşıyordu. Ebrehe az kaldı şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Bütün ordu dona kalmış, herkes gökyüzüne bakıyordu. Siyah bulut hızla üzerlerine doğru geliyordu. Bütün ufku kaplamıştı. Bunlar dağ kıllanmışlarıydı. Binlerce, milyonlarcası bir aradaydı. Hepsinin ağızlarında birer çakıl taşı vardı. İlahi emir verilmişti bir kere.
Yüce Rabbin emriyle hareket ediyorlar. Bakın bunlar kuşlar. Binlerce kuş üzerimize doğru geliyor. Bir anda bütün kuşlar kalabalığın üzerine doğru alçalmaya başladı. Kırlangıçlar gagalarını açtılar ve gökyüzü bir anda binlerce küçük çakıl taşıyla kapladı. Taşlar aşağıdaki kalabalığın üzerine hızla inmekte. Olayın korkunçluğu ilk taş bir askere çarptığı anda anlaşıldı. Cansız yere serilen asker. Ortalık bir anda cehenneme dönüştü. Feryatlar, iniltiler, at kişnemeleri her yanı sardı. Ebrehe de bundan nasibini aldı. Kendine çarpan küçük çakıl taşı onu atından yere dikti. Cantıraş feryatlar ortalığı kapladı. Kalabalık bir anda bozgun haline aldı. Herkes canını kurtarma derdine düşmüştü. Ürkmüş, sağa sola saldırmaktaydı. Önüne geleni eziyor, çiğniyor. Böyle bir sahne daha önce asla yaşanmamıştı. Gökten ölüm yağıyordu. Arkası kesilmeyecekmiş gibi düşen küçük taşlar değdiğini cansız yere seviyordu. Küçük gagalar büyük bir intikam içinde hareket ediyordu. Sanki sırası gelen bırakıveriyordu taşını. Kırlangıç sürüsü gittiğinde gerçek bütün çıplaklığı ile ortaya çıkıverdi. Binlerce kişiden oluşan koca ordu dağılmış, yere serilmişti. Binlerce ceset kızgın çölün üzerinde her yana dağılmış bir şekilde yatıyordu. Can çekişen ve ölmekte olan askerler işledikleri hatanın korkunçluğunu son anlarında idrak edebilmişlerdi. Ebrehe ise olanlara inanamıyormuşçasına açılmış gözleriyle artık bu dünyayla ilişkisini çoktan kesmişti. Zavallı Ebrehe. Savaş bitmiş, Ebrehe'nin ordusu yenilmiş, güneşte eriyen kar taneleri gibi yok olup gitmişlerdi. Mekkeliler bu hadiseyi hayretler içinde izlediler. Az zaman önce yenilmez bir ordu görünümündeki kalabalık, şimdi acınacak bir halde yerlere serilmiş yatıyor. Bunun Allah'ın açık bir mucizesi olduğunu düşündüler. Allah kendi evini korumuş, ona dokunmak isteyenleri zelil ve hakir bir hale sokmuştu. Mekkeliler evlerine döndü. Kabe'ye gidip Allah'a şükrettiler. Bu yıla fil yılı dediler ve bu olay yıllarca anlattı. Allah'ın Resulü Muhammed bu olaydan 52 gün sonra dünyaya geldi. İşte böyle sevgili çocuklar. Allah haddini aşan zalim Ebrehe'ye ve onun ordusuna böylesine acıklı bir son hazırladı. Pişman olduklarında artık çok geçti. Haklarında hüküm verilmiş ve o hüküm minicik kuşlar vasıtasıyla yerine getirilmişti. Böylece Allah evini ona zarar vermek isteyenlerden korumuştu. Abdülmuttalib'in duası kabul olmuştu. Allah bu hadiseyi Fil suresi ile Kur'an'da anlatmış, böylece kıyamete kadar artık unutulmaz bir tarihi anı olarak insanlığın hafızasında yer almıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların hilelerini boşa çıkarmadın mı? Üzerlerine sürü sürü dağ kırlangıçlarını gönderdi. Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Neticede Rabbin onları yenmiş hasıl gibi yapıverdi.